Merhaba arkadaşlar yine bir el feneri tanıtım videosuyla karşınızdayım. E, bu seferki el fenerimiz gerçekten çok güzel, e, çok beğeneceksiniz. Zaten el feneri gördüğünüz üzere harika bir kutuyla geliyor. Genelde bu tarz el fenerleri bu tarz kutularla yönlendiriliyor ve gerçekten e, güzel bir kutusu var, e, sağlam böyle plastik sert plastikten. Fenerimiz Trustfire Fire marka arkadaşlar T70 modeli. Bu T70 modeli taktikal flashlight olarak geçiyor taktik kullanım. Fakat avcılık için daha çok uygun. Avcılar genelde yurt dışında bu feneri ediniyor. Çünkü taktiksel olarak da kullanımın şekli var. Fakat av konusunda çok daha başarılı bir sistem. Ben her zaman söylüyorum. Avcılıkla çok aram olmaz yok ama bu da bir gerçek var. Arkadaşlar istiyorlar, soruyorlar. Biz de onunla alakalı yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz üzere fenerimiz böyle bir kutu içerisinde geliyor. Şöyle kutuyu terse de çevirelim. Sert plastik, sağlamca güzel bir kutusu var. Şimdi kutuyu şu şekilde açıyorsunuz. Buradan bu şekilde açtığınızda fener karşımıza bütünüyle çıkıyor. Burada kullanıcı kılavuzu, yedek o-ringler. Burada yine halka yani silaha bağlayacağınız bölgenin yapıştırıcıları. Çünkü buradaki buradaki darlığı burayla atlatmaya çalışıyorsunuz. Hatta ben şunu şu şekilde yapıştırayım. Dün çünkü denemelerini yaptım. Evet. Burada nelerimiz var? İlk önce kutu içeriğinden bahsedelim. Harici tetik arkadaşlar. Gerçekten güzel. Bunların hepsini tek tek tanıtacağım. Burada sağlam metal ve inanılmaz sağlam bir yani çok sıkı tutan bir neyimiz var? Mıknatısımız var. Bu direkt tüfeğin altına tak diye yapışıyor. Bunu zaten sahada göreceksiniz. Burada Harici şarj aletimiz var. Gördüğünüz üzere e, mikro USB. Bu çünkü üstünden şarj olmuyor. Buraya takıyorsunuz. Hani ne demek istedim buradan anlayın. Buradan buraya takıyorsunuz ve isterseniz e, ne ile beraber çalıştırabilirsiniz. E, powerbank dediğimiz e, harici e, bataryalarla da e, şarj aletleriyle de çalıştırabilirsiniz. Bakın içinden kendi şarj aleti de çıkıyor. E, yani her şeyi düşünülmüş bir e, el feneri sistemi diyebilirim bu konuyla alakalı. Bunları da bu şekilde bir toparlayalım. Burada neyimiz var? Burada tetiği tüfeğe sabitleyecek bir cırtımız var. İster sabitlersiniz isterseniz de yapıştırabilirsiniz. Burada zaten lanyardı kendi üstünden geliyor. Lanyardı istediğiniz boya bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ve fenerimiz elimize bu şekilde ulaşıyor. Trustfire T70. Gördüğünüz üzere gerçekten çok çok güzel bir el feneri. El fenerimiz arkadaşlar 2300 lümen. Evet. Boyu biraz uzunca ama e, ne diyebiliriz? Zaten taktiksel ve avcılık fenerleri genelde öyle oluyor. 2 tane 18650 pil ile çalışıyor. Bunların hepsine tek tek giriş yapacağız. Şimdi sadece şu ortalığı bir toparlayalım. Evet, şimdi yerimize tekrardan geldik, toparlandıktan sonra ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir e, fener, e, kasa kalitesini ben çok beğendim, kasa kalitesi iyi, ağırlık oranı fena değil, e, kafa tarafına göre biraz daha ağır duruyor ama burası 21.700 olsa muhtemelen biraz daha dengeli olacaktı ama 18.650 düşünülmüş. Evet burada gördüğünüz gibi ledimiz var. Ledimiz XHP35 Hay arkadaşlar. Bu da 2300 lümenlik bir güç verebiliyor bize. Şimdi fenerle alakalı testlere geçmeden önce ne yapalım? Fenerimizin bir pilini görelim. Şu şekilde hemen arka kapağı söküyoruz. Fenerimizin pili gördüğünüz üzere yine Trosfire marka. Yani Trosfire muhtemelen bir yere yaptırdı. 3400 mahlık 3.7 voltluk şarj edilebilir. Lyon batarya tabii ki iki tane var içerisinde. İki tane başlıklı 18650 pil ile fenerimize güç veriyoruz. Daha kaliteli pillerle bence performansı daha da artacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü XHP35i gerçekten güzel bir led modüldür bu tarz e, avcılık fenerlerinde, kafaları büyük çaplı fenerlerde sürekli kullanılır. E, üstünden şarjı var, mı? üstünden şarj yok dediğim gibi ama bunu tros var size direkt şarj aletinde vererek e, buradaki handikapı çok rahat bir şekilde kapatıyor. E, bu, bu da e, güzel bir olay. Taktiksel e, gördüğünüz gibi e, arka tuşumuz var. E, yan tuşumuz var. Arka tuşa arkadaşlar böyle yapıp momentriği çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bakın Bastığınız zaman da fener çalışıyor ve standart buradan modları değiştirebiliyorsunuz. Size modları da sayayım. Şu an 35 lümende, 190 lümende, 660 lümende ve 2300 lümende rahat bir şekilde çalışıyor. Sonra buradan kapatıyorsunuz. Bu şekilde çalışma yapmıyor arka tetiğe basmadan. E, stop yapmak istediğinizde de uzun süre yan tuşa bastığınızda stop yapıyor. Stop yapmak istediğiniz anda bu şekilde stopunuzu da çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. 10 hezde stop yapıyor. 10 hez çok yüksek değil ama yine de işimizi görecek nitelikte. Burada zaten bazelimiz var. Yine e, taktiksel bazel. E, burası e, şuradaki materyale göre daha sağlam bir materyal olarak ben en azından elimdeki hissiyatım öyle. Burada soğutma kanallarını görüyorsunuz. Soğutma kanalları hiç fena değil ve fener e, aman aman ısınıyor mu? Hayır. Çünkü kafa büyük. XYP 35 aylar çok böyle aşırı ısınan led'ler değiller. O konuda da başarılı gördüm ben feneri bence Fener tam bir avcılık feneri olmuş. Bunda bence bir beis yok. Gerçekten güzel. Şimdi ne yapalım derseniz eğer en güzel özelliklerinden biri olan zaten arka tetik ve Fener'in diyelim şunu şöyle bir yapıştıralım bu buradan neden çıkıyor onu da bilmiyorum ama şöyle üst üste yapıştırmak durumunda kaldım niye? Çünkü buradaki tüpü buraya sığdırmak için dün akşamki testimde Evet gördüğünüz üzere buradaki mıknatıslar ama arkadaşlar öyle bir mıknatıs koymuşlar ki bilmiyorum nasıl olduğunu zınk diye tutuyor ve ee şimdiden söylemeyeyim. Siz bunu testte izleyin. Neler yaptığını bu mıknatısın. Burada şu şekilde buradaki vidayı gevşetiyorsunuz. Buradaki vida yerinden çıkıyor. Rahat bir şekilde. Sonra fenerimizi bu şekilde yerine oturtturuyoruz. Tam tüp kısmından. Bu vidayı da şu şekilde tuttuğumuzda yerine getirdiğimizde ben tabii şimdi e, kameradan bakıyorum kameradan baktığımda zor oluyor şöyle güzelce bir yerine otutturayım hatta durdurup otutturayım arkadaşlar zaman geçmesin. Evet e, ben oturtturdum. E, bu şekilde çok güzel bir şekilde ve aşırı sıkı tutuyor. Yani e, ben bunu daha çok fazla kastırmadım. Bunu çok rahat bir şekilde de çevirebilirsiniz. Aşırı sıkı tutuyor. Hiçbir oynama yok. Ve buradan da e, silahımızın namlusuna çok rahat bir şekilde oturuyor. Alt tarafta bu tetiği koymanız yani yan tuşu alt tarafa doğru koymanız sizin açınızdan mantıklı olacaktır. E, fenerimiz bu şekilde e, çok güzel bir şekilde oturuyor. Şimdi bir deneyimiz var dersek. Bir de burada yan tetiğimiz, harici tetiğimiz var. Yan tetik değil, harici tetik. Bu harici tetik de tam istediğimiz gibi çalışıyor. Ben onu çok beğendim. Yani e, ne gerekiyorsa onu yapıyor diyebiliriz. Bunu da buradan harici tetiğimizle güzelce oturtturalım. Biraz vakitinizi almak istemiyorum ama bunu da hemen hızlıca yapmış olayım. Evet, şimdi harici tetiğimizi de... Gördüğünüz üzere oturtturduk. Bakın arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Bu taraf momentiri tarafı anlık. Bakın. Bas çek. Bas çek sessiz. Bas çek yapabiliyorsunuz. Buradan bastığınızda da gördüğünüz üzere standart uzun yanıyor ve buradan da tekrardan modları değiştirme gibi bir şansımız olmuyor ama buradan turbo'da sürekli çalıştırma şansınız oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Takiplerde bu şekilde. Takip bittiğinde kapatıp anlık görmek istediğinizde de bu şekilde görebiliyorsunuz. Bir de şöyle bakalım ben bunu denememiştim. Buradan açtıktan sonra yan tuştan. Ha, evet güzelle fark ettiyseniz buradan da modları değiştirebiliyorsunuz. Kapatalım. Modu değiştirdiğinizde gördüğünüz üzere hafızalı momentri de düşük modda yapabiliyor. Yani sürekli turboda momentri yapmak zorunda değilsiniz. Buradan turboyu açtığınızda turboda kapattığınızda momentri de turboda Devam ettiriyor. Bu da bizim için güzel bir özellik olmuş. E, tetik tam anlamıyla görevini çok rahat bir şekilde yapıyor. Bakın hiçbir problem yok arkadaşlar. Ben e, bu tetiğin bu konusunu gerçekten çok beğendim. Şimdi avcılık için neye ihtiyacınız var derseniz bir fenerde. E, bu fenerde o var. Hani benim, benim fenerde şuna ihtiyacım var buna ihtiyacım var. Tabii ki ben avcılığı çok fazla bilmiyorum ama belki farklı ihtiyaçları olanlar vardır ama... Momentiri anlık olarak görebiliyorsunuz. E, zaten arka tuş tetikli ve e, ekstra tetikli. Bunu yapabiliyorsunuz. Strop olayı var. E, onu da söylemiştim uzun bastığınızda. Strop yapıyor. Hatta söylemediysem onu da söylerim. E, strop yapıyor. E, başka... Yani uzun, uzun atımlı, dayanıklı, çok rahat bir şekilde tüfeğe monta edilebiliyor. Bilmiyorum farklı bir durumunuz varsa avcı arkadaşlar istedikleri daha farklı bir durum varsa onu da bana anlatırlarsa ben de bilgilenmiş olurum açıkçası. Şimdi fenerimizi bu şekilde koyalım ve fenerin teknik özelliklerine biraz daha giriş yapalım. Şimdi Trustfire T70'imiz fabrika verisine kandelası 250 bin kandela ve 1000 metre atım vermiş. Ben bunu 205 bin kandela buldum. 905 metre buldum. Acaba bu beşlerin yeri mi değişecekti burada bilmiyorum. E, fabrikada bir hata var mı? Yani şurayla şunun yeri değiştiği anda işler tabii ki gördüğünüz üzere değişiyor. Ama sanmıyorum öyle bir şey olacağını. Sadece buradaki farkın şu olabileceğini düşünüyorum. Çünkü XEP 35 hay iyi bir led. Hani olması gerektiğini vermesi lazım. Trost Fire'ın pillerinin kalitesini çok bilmiyorum açıkçası. Çok kaliteli gibi de gözükmedi. Çok fazla test etme imkanım da olmadı ama kaliteli bir çift 18650 ile bence daha başarılı olacağını tahmin ediyorum. Buradaki 1000 metreleri vereceğini tahmin ediyorum ki 905 metrede hiç fena bir atım değil. Zaten siz şeyde göreceksiniz bunu. E, Testte göreceksiniz. saat testinde güzel başarı verdi. Lümenimiz gördüğünüz üzere turbo yüksek, e, orta ve düşük olmak üzere saymıştım. 2300 6600, 190 ve e, 35 e, lümen olarak. IP değerimiz IPX68 e, yani 1-1.5-2 metre suyun altında e, yarım saat kadar dayanır. Maksimum zamanımız 35 lümende 112 saat, 2300 lümende 1 saat 40 dakika Yeterli bir süre. E, düşme testimiz 1 metre. Bir metre arkadaşlar. E, boyumuz e, 21 santimden biraz uzun. 211 milimetre. Kafa çapımız 64 milimetre. Tüp uzun şey çapımız arkadaşlar 25.4 milimetre olarak gözüküyor. Bu metre olursa baya güzel olur. Milimetre. Ağırlığımız 255 gram. Tabii ki bu bataryasız, pilsiz ağırlığımız dediğimizde dediğim gibi xrp 35 High olarak gözüküyor. Şöyle bir durum var. E, fiyat olarak e, aşırı pahalı da değil. Çok ucuz değil ama pahalı da değil. Hele ki bu ekipmanlarla birlikte. Tamamen bu ekipmanlarla birlikte. Tetiğiydi işte. E, gördüğünüz üzere e, ne derler buna? Ray demiyor, demeyelim ama mıknatısıydı. Tüfek aparatıyla beraber. İçinden gelen şarj aletiydi işte. E, vesaire. Yani size tam takım veriyor. Kutusuyla beraber. Taşıma kutusuyla beraber veriyor. Fiyatı da bence... Çok ortalarda fiyat performans, avcılık için fiyat performans ürünü olduğunu ben düşünüyorum. Buradan arkadaşlar sahamıza gideceğiz. Güzel bir saha testi yapmaya çalıştım inşallah. Hep beraber onu da izleyelim. Abone olmayı unutmayın. Elimizden geleni yapıyoruz. Sahamızın da yerini değiştirdik. bu Sırf bu fener özel olsun diye. Orada da sizlerle beraber güzel işler yapmaya çalıştım. İnşallah daha iyi olacak. Takipte kalın. Evet arkadaşlar hı hı. ateşimiz yanarken görüntümüz böyle. Ufaktan ateşimizden yansın bakalım. Evet e, videomuzu da çektik arkadaşlar. Bugün tanıtımımız biraz böyle olacak inşallah. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Trustfire T70 e, avcılık fenerimiz, el fenerimiz av için. E, ya yani Outdoor'da da kullanabilirsiniz. Her şeyde kullanabilirsiniz ama genelde av için. Burada da zaten e, tetiği de mevcut. Tetiği çok fazla yapıştırmadım. E, çok fazla sonuçta bunları e, dediğim gibi e, isteyen olursa veriyoruz. Tetiğimiz de bu şekilde gördüğünüz üzere. E, bunu buradan buraya e, ister yapıştırıyorsunuz ister e, bandı var. Bandıyla geçiriyorsunuz. Bu şekilde tutuyorsunuz. Ben şimdi sadece gö gösteri amaçlı şöyle bir e, göstereceğim. Bakın. Bu şekilde momentili yapabiliyorsunuz tetikle, harici tetikle ya da sürekli görmek istediğinizde basıyorsunuz. Sürekli bakın elim boşta. Sürekli çalıştırabilirsiniz. Bu şekilde takip edebilirsiniz. Böyle kapatıp momenti de yapabilirsiniz. Arkadaşlar 400 metre ağaçları, karanlık ağaçları gördüğünüz üzere harika bir şekilde gösteriyor. Şimdi ne yapalım derseniz eğer buradan tetiğimizi bakalım neredeyiz. Evet mekanizmamızı açtık. Kullanalım bakalım ne yapacak bize fenerimiz. Oo. Onur sen ne diyorsun? Avcı adam sensin. Güzel abi çok iyi. Böyle uygun mu? Tabi tabi. He? He Gel yani bir, bir de test edelim ama e, baktığımız zaman böyle ateş edeceğimiz silahı vurabileceğimiz bir yer var mı? Ee, Öyle bir yerde yok herhalde. Yani şu beyaz yakındaki fundalar çok yakın olur şu. Şuralar? Öyle iyi. Böyle, buradan buradan bir tane en azından. Hani bakın, tamamen açtım. Hatta kapatayım, Momentri ile tutayım. Arkadaşlar, fenerimiz gerçekten çok güzel. Yani ee, av için momentili bu şekilde çok rahat kullanabilirken, çok acil durumda da basıp bu şekilde avınızı rahatlıkla da takip edebilirsiniz. Şurada kimse yok, değil mi? Yok yok. Bir sağlam alalım da. Valla bir yerleri vurduk. İnşallah kimseyi vurmadık diyorum. Tabii ki boştu arkadaşlar. Merak etmeyin. Gördüğünüz üzere bunu niye yaptım? Aslında ateş etmek çok da istemiyorum ama fenerimizin mıklatısı bakın kapatalım. Fenerimizin mıklatısı kaya gibi tuttu. Bakın burası mıklatıslı. Hemen çekiyorum. Mıklatıslı. Yani ben ateş etmeme rağmen olduğu yerde kaya gibi tuttu arkadaşlar. Mükemmel. Gerçekten mükemmel kapandı mı tamam şu şekilde Trustfire şöyle arkadaşlar Convoy C8 Plus şu şekilde Trustfire şu şekilde Convoy C8 Plus yani Convoy C8 Plus ile Osram olmasına rağmen gördüğünüz üzere Convoy C8 Plus'ı e, ne yaptı Trustfire gerçekten ezdi bu harika bir al feneri. Ben her ne kadar da avcılığı onaylamasam da isteyenler oluyor arkadaşlar. Sonuçta bunu da tanıtıyoruz. Ortamımız böyle. Biz bugün biraz da keyif yapalım istedik sizinle beraber. Ee, i̇nşallah bunu belki biraz daha geniş genişletiriz, kamp yaparız, kampta fenerler tanıtırız. Ee, ama tabii bunu belki çocuklar da izleyecektir bu videoyu. Arkadaşlar silah güzel bir şey değil. Ee, sadece benim gözümde vatan savunmasında kullanılır Onun haricinde e, avcılığı da çok tasvip ettiğim bir olay değil Tasvip ettiğim yani beğendiğim bir olay değil O yüzden silahlardan uzak durun Burada biz tanıtım için yaptık bazı şeyler ee, Herkese iyi günler dilerim İzlediğiniz için teşekkür ederim Abone olmayı unutmayın